İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki karın Erzurum kentinde dolu etkili olduğu yollar beyaza büründü. David Babayan, Bakü'yü gerçeği çarpıtmamaya çağırdı. Artsakh Azerbaycan toprağı değildir. Düşman gece boyunca Sotk Dağ geçidine ve yakındaki köylere ateş açtı. Dubai'de 4 günlük Ermenistan malları sergisi. İşgal altındaki Kilikya'daki Ermeni vakıflı köyünde Meryem Ana yurtusu kutlandı. Türkiye'nin en eski Ermeni mezarlığı talan edildi. Batı Ermenistan'daki İremir köyünde Urartu geleneklerini yansıtan iki mezar bulundu. Batı Ermenistan'ın Karin Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu cadde ve sokaklarda su taşkınlıklarına yol açtı. Bir yolcu minibüsü köprülü kavşakta dolu birikintisi nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak şiddetli dolu yağışına dönüştü. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte su taşkınlıkları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji ve Karin Erzurum il genelinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, Artsakh'ın statüsüyle ilgili Azerbaycan tarafının yaklaşımlarına atıfta bulunarak Artsakh'ın Azerbaycan'ın bir parçası olmadığını vurguladı. Babayan, Armen Press ile yaptığı görüşmede Bakü'ye gerçeği çarpıtmama çağrısında bulundu. David Babayan, elbette burası Azerbaycan'ın toprağı değil, Artsakh'ı Azerbaycan toprağı yapmak onların hedefi ama bu başarılı olacakları anlamına gelmiyor, dedi. Artsakh Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ni Artsakh topraklarına sevk ettiğine ilişkin açıklamasına atıfta bulunarak, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından herhangi bir hareket veya sevkiyat yok vurgusunda bulundu. David Babayan'a göre, hem Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askeri araçları kullanması hem de Bakü'nün benzer açıklamaları aynı amaca yöneliktir. Artsakh halkını korkutmaya çalışarak psikolojik baskı uygulamak. Ayrıca Ermeni-Rus ilişkilerini baltalamaya, Artsakh'ın Ermenistan Cumhuriyeti ile bağlarının kesilmesine zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Uluslararası alanda tanınan tek yasal belge olan Sevr Antlaşması'na göre Artsakh, Batı Ermenistan toprakları içinde tanınan Birleşik Ermenistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlanmalıdır. Yeğamasar köyü muhtarı Hagop Avetyan'ın aktardığına göre dün gece Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti Vartenis bölgesinin özellikle Sotk, Kut, Azat, Norabak köyleri dahil birçok köy yönünde ateş açtı. Ayrıca vatandaşlar gökyüzünde İHA'lar fark etti. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan, Azerbaycan birliklerinin Geharkunik bölgesindeki Kut, Norabak köylerine yoğun bir şekilde ateş açtığını ve köy sakinlerinin sığınmaya çalıştığını bildirdi. Arman Tatoyan'a göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Sotk Dağ geçidi yönünde de ateş açtı. Dün o yönde bulunan Ermeni mevzilerinden birinin bombalanması sonucu bir Ermeni askeri şehit oldu. 1 Ekim tarihinden itibaren Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayacak olan fuara yiyecek, içecek, hafif sanayi, kuyumculuk, turizm, medya ve diğer sektörlerden Ermeni şirketler ve üreticiler katılabilir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin katılım organizasyonunu Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 15 Ağustos'ta Ermeni Apostolik Kilisesi halk tarafından daha çok Üzüm Kutsama Bayramı olarak bilinen Kutsal Meryem Ana'nın göğe yükselişi yurtusunu kutladı. Bayram, Türkiye'nin işgal altındaki Kilikya'nın son Ermeni köyü olan Vakıflı'da da kutlandı. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı köyündeki kilisede çok sayıda inançlı bayrama katılmak için toplandı. Ayin sonrası misafirler için kilise avlusunda büyük tencerelerde geleneksel Ermeni harisa yemeği pişirildi. Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Sincan semtindeki eski Ermeni mezarlığında korkunç bir manzara oluştu. Definecilerin yağmalamasına uğradıktan sonra yerde insan kafatasları, dişleri ve diğer kemik parçaları ortaya çıktı. 600 yıldan daha eski olan Ermeni mezarlığı aslında definecilerin hedefi oldu. Olayın koşullarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
incelemek üzere ortaya çıkan kemiklerden örnekler alındı. Mezarlık alanı geçici olarak kapatıldı. Tarihçi Akgül'e göre söz konusu bölge ikinci derece devlet koruma altındadır. Tarihin izlerinin hırsızlar tarafından yok edilmesinin acısını ve üzüntüsünü dile getirdi. Tarihçi, bu durumdan endişe ediyorum. Kim olduğu önemli değil. Söz konusu bir insan mezarı. Burası çok önemli bir açık hava müzesi. Yetkililerden burayı derhal ciddi bir koruma altına almalarını istiyoruz diye anlattı. Batı Ermenistan'ın Van ilinin Gürpınar ilçesindeki İremir Höyü'nde bu yıl devam eden kazı çalışmalarında Urartu medeniyetinin ölü gömme geleneklerini yansıtan iki mezar bulundu. Daha önce definecilerin tahrip ettiği alanda Urartuların ölü gömme şeklinin kullanıldığı iki mezar bulan ekipler farklı dönemlere işaret eden bulgulara da ulaştı. Kazılar sırasında yaklaşık 5000 yıl öncesine uzanan yaşam izlerini tespit ettiklerini vurgulayan kazı ekibi başkanı şu değerlendirmelerde bulundu. Höyük'te ilk elde edilen bulgular ışığında erken demir çağı ve onun altında da ilk tunç çağı dönemlerine ait bulgular elde ettik. Hem yerleşim niteliği ile ilgili hem de yaşamsal döngülerle ilgili muhtemel bir yerleşim yerinden şüpheleniyorduk. Daha önce defineciler tarafından kısmen tahrip edilen alanda Orta Demir Çağı dönemine ait mezarlık tespit ettik. Kazılarda farklı dönemlere işaret eden bulgulara ulaştık. Doğu tarafında mezarlar tespit ettik. Urartuların ölü gömme geleneklerinde çeşitli ölü hediyeleri olduğunu biliyoruz. Buradaki kazılarda çeşitli çanak çömleklerle beraber ölü yemeği olarak da adlandırdığımız ritüele ilişkin küçük baş hayvanlara ait kemiklerin yanı sıra sığır ve hatta geyik kemiklerine rastladık. Gömünün yanında bir çengelli iğne bulduk. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Maralcan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.